Herkese merhabalar. Entrekom Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde çok sevdiğim bir abimi konuk ediyorum. Nuri Murat Avcı. Kendisiyle bir 9-10 aydır böyle can ciğer mi deriz, baba oğul mu deriz. Ben cidden öyle hissediyorum. Girişimcilikte böyle çok yakın gördüğüm ve başımız sıkıştığında danıştığımız, birlikte güzel işler yaptığımız biri. Podcast'te konuk ettiğim için de çok mutluyum. Abi hoş geldin. Merhaba İlişkin, merhaba, hoş bulduk. Ben de herkese senin vesilenle merhaba diyorum. Bu zor günlerde en güzelini yapıyorsun. Sohbet, muhabbet, bilgi paylaşmak, kaliteli sohbet çok önemli. Senin, aynen öyle abi. Ya valla şey oluyor, hem güzel bir paylaşım yapmış oluyoruz hem de böyle özlediğimiz insanlarla sohbet ediyoruz. Yani normalde ille uğranıyor, sen bu tarafa geliyorsun, ben Maslak'a geliyorum. Böyle oldu mu uzak kaldık. En azından evet. Bir iki sohbet edelim. Girişimcilik konuşalım. Eyvallah. Kendimize gelelim. Güzel oluyor. Eyvallah. Abi ben kısaca şeyden bahsedeyim dinleyicilerimiz için. İlk Murat abi biraz daha yakından tanıyacağız. Sonrasında hem Buba Campus tarafı hem de Buba Ventures tarafı. İki tarafı var çünkü Murat. Birçok yanı var da bugün onları konuşacağız. Sonrasında koronavirüs biraz girişimcilik ekosistemi nasıl etkiledi? Yatırım tarafı nasıl etkiledi? Onları sohbet edeceğiz. Kapanışta da yine bu ana kadar ilerlediğimiz sohbet üzerinden konu bizi nereye götürürse girişimcilik odağında yeni konuları konuşmaya devam edeceğiz. Abi istersen kısaca kendinden bahsederek başlayalım. Okey. Senin de dediğin gibi ya pek çok şapkan var. İlk olarak House of Human'dan bahsedeyim çok kısa. House of Human isimli koçluk eğitim danışmanlık firmasının, biz ona koçluk ve mentorluk platformu diyoruz, Türkiye'nin koçluk ve mentorluk platformu. Onun kurucularındanım ben. Bu bir okul, Uluslararası Koçluk Federasyonu akredite, bir koçluk okulu aynı zamanda. Biz bugüne kadar 300'ün üzerinde global ve ulusal firmaya lider yönetici geliştirme programları, koçluk eğitimleri, mentorluk eğitimleri düzenledik. Bunun haricinde senin de bildiğin, yakından bildiğin, orada etkinlikler düzenlediğimiz beraber, sağ olasın katılımından ötürü tekrar teşekkür etmişim. Ben teşekkür ederim. Buba Campus'un kurucu ortağıyım. Buba Campus'te Boğaziçi Üniversitesi Business Angels grubuyla ortak kurduğumuz bir girişimcilik merkezi. House of Human bir ortağı, öbür ortağı da Buba Ventures. Burada da girişimci seçiyoruz. Girişimcilere mentorluk desteği, eğitim desteği, yatırım desteği veriyoruz. Onlara mekan desteği veriyoruz. Böyle işler yapıyoruz. Tabii doğal olarak Buba Campus'un kurucusu olduğum için yine Buba'nın ortak olduğu Bosphorus Venture Capital'ın da partneriyim. Yani Bosphorus Venture Capital'da bir girişim sermayesi, yatırım fonu, teknoloji fonu. Onlara da partnerlik yapıyorum. Onlar için girişimci bulma, değerlendirme gibi süreçlerde beraber yürüyoruz. Çünkü oradaki ortaklarım zaten Bosphorus VC'nin general partneri Neda Soydan, aynı zamanda Buba Campus'taki ortağı Timuçin Bilgör keza Yemek Sepeti'nin eski kurucularından, o da ortaklarım arasında yer alıyor. Hı hı. Sivil toplum kuruluşu ve sosyal faaliyetlere çok değer veriyorum. Türkiye'nin geleceğinde çok önemli yerleri olduğunu düşünüyorum. Bu maksatla Tüm Girişimci ve İş Mentorları Derneği isimli bir dernek kurdum. TÜBİTAK adına 180 mentor yetiştirmiştim. Onlar, o mentorların içinden bir grup arkadaşımla bu derneği kurduk. Şimdi Garanti Bankası Girişimcilik Üssü, Boğaziçi Üniversitesi, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Projesi de ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Kuluçka Merkezi'nde ve Türk Onfet İş Bankası ortaklığında kurulan Dijital Dönüşüm Merkezi'nde mentorluk desteği veriyoruz. Müsaadenle 30 saniyeyi de bir başka derneğime daha ayırmak istiyorum. Ha, bu arada Association for Coaching isimli İngiltere merkezli dünya çapındaki bir koçluk derneğinde Türkiye kurucularındanım ben. Şu anda da Advisor Board'dayım. Ama ayrı bir parantez açıyorum. O parantezi kapatıyorum. Değer Otizm Derneği'nin yönetim kurulundayım ben Enis. Hı hı. Otizm tanılı çocuklar ve aileler için bir şeyler yapmaya çalışan bir dernek bu. Çok da güzel bir etkinlik yaptık bu 2 Nisan'da. 2 Nisan Otizm, hı, Farkındalık Günü'ydü. Sağ olsun işte TAV Başkanı Saniye Şener, Beşiktaş Kulübü Başkanı, Saadettin Saranlar falan, böyle bir sürü dostumuzla küçük küçük videolar, farkındalık videoları çektik. Instagram'da Değer Otizm Derneği sayfasında paylaştık. Girenler görebilir. Otizmli çocukların ve ailelerin şu COVID krizinde, korona krizinde emin ol sağlam insanlardan daha fazla desteğe ihtiyacı var diyorum. Kesinlikle. Burayı kapatıyorum. Aynen öyle.
Vallahi abi çok çok fazla şapkam var. Ben de böyle bireysel olarak birçok farklı yerde yer alıyorum ama senin yanında çok daha az yönlüyüz. Ben burada şeyi merak ediyorum. Hani dinleyicilerimiz de merak ediyordur illaki. Buradaki motivasyonun ne? Hani hem zaten hızlandırma programıyla işte yatırım tarafı başlı başına bir şey. Mentörlük başlı başına bir şey. Bir de onun etrafında dönen çok güzel sosyal sorumluluk projeleri var. Ve söylemediğin şeyler de var içinde. Sadece gönüllü dışarıdan destek verdiğin. Evet. Buradaki tam motivasyon ne abi? Bu kadar dostum, motivasyonum şu. Ya bedensiz ruh, ruhsuz beden olmaz. Yani Tanrı bizi bir ruh, bir bedenden yaratmış. Tabii inananlar için söylüyorum. Ateist arkadaşlarımıza, kardeşlerimize söyleyecek bir şeyim yok yani. Herkes inanmak, inanmamakta serbest ama benim inancıma göre beden ve ruh bir bütün. İşin beden kısmı, iş kısmı. İşte yatırımcılık, para kazanma, o bu falan filan. Ama ruh kısmı olmazsa çok çiğ kalıyor. Benzer bir şekilde sadece ruh kısmı olursa da o zaman da çok görünmez kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Çok o da yavan kalıyor. Neticede ikisini dengelemek gerekiyor. Ben sivil toplumla ilgili faaliyetlerde ve sosyal sorumluluk projelerinde ruhumu beslemek için yer alıyorum. Benim dört temel değerim var. Katkı sağlamak, paylaşmak, iz bırakmak ve özgürlük. Süper. Katkı sağlamak için, paylaşmak için, bu insanların hayatında ve bu dünyada iz bırakmak için ve insanlığın daha özgür bir yaşama kavuşması için her ikisini bir arada yapmaya çalışıyorum. Süper. Valla mükemmel bir cevap oldu. Burada dinleyicilere çok güzel bir ders, iki tane ders var burada bence. Bir tanesi yatırım tarafında çalışmanız ya da full time bir yerlerde olmanız sosyal sorumluluk içinde yer olmanıza engel değil. Aksine sizin için motivasyon olmalı. İkincisi de nedeninizi yani kendi varoluş sebebinizi çok iyi belirleyip onu insanlara nasıl faydalı kurgulayabileceğiniz noktasında hani dört tane çok net bir şekilde söyledim bunu. İnsanlara çok güzel iki tane ders var. Buradan ben de kendime alacağımı alıyorum. Çok teşekkür ederim kardeşim. Abi istersen yavaştan sohbetimize geçelim girişimcilik tarafına. Sonrasında Buba Ventures ve Buba Campus'u biraz daha detaylandıracağız. Ama şu an içinde bulunduğumuz zor bir durum var. Yaklaşık 3 aydır dünyada, 1 aydır da Türkiye'de yoğun bir şekilde koronavirüsün dezavantajlarını görmeye başladık. Ve tahminen ekonomik ya da psikolojik tarafı bir sene minimum daha devam edecek. Hani insanların, uzmanların görüşleri. Sen ilk bir birey olarak yorumlamanı isteyeceğim. Sonra da girişimcilik tarafını. Şu an sence dünya ve Türkiye nasıl etkileniyor? Hem insanlık olarak hem girişimcilik olarak. Evet. Ya bu nasıl diyeyim? Beklenmedik bir şey gibi görünüyor Enis. Yani insanlığın pek beklemediği, pek hazır olmadığı bir şey gibi görünüyor. Fakat hani perşembenin gelişi çarşambadan belli. Bu sadece insanların proaktif, daha doğrusu insanlığın proaktif olmak konusundaki tembelliğinden kaynaklanıyor. Dünyada savaşsız o kadar az zaman geçmiş ki yani belki 50 yıl, belki 100 yıl. Anlatabiliyor muyum? Yani dünya tarihine baktığında. Krizlere bakıyorsun. Ben bu kriz tabii çok önemli bir kriz ama ben şöyle bir baktım. 50 yaşındayım, 51 yaşındayım. Geçmişte nelerin, hangi krizleri yaşamışım diye. Ya 74 Kıbrıs Savaşı, iki tane petrol krizi, 74-80 bidonlarla petrollerin dağıtıldığı zamanlar, 80 darbesi, ondan sonra 82'de banker krizi, hani Kastelliler falan vardı malum. 90'da Körfez Savaşı, ondan sonra 94 ekonomik kriz, 96'da Kardak krizi ki ben Kardak krizine Kardak adasındaydım. Yani Kardak bölgesini korumak üzere bir avcı botta görevliydim. 99 Gölcük depremi. 2001'de hani anayasa fırlatıldı falan, siyasi kriz, ekonomi battı gitti falan böyle. 2008-2012 dünya battı, mortgage krizi oldu. Kesinlikle. 2016'da darbe girişimi yaşadık babacığım. Hatta hiç unutmuyorum, çok büyük bir iş almıştım o gün, 15 Temmuz Ankara'dan dönüyorum. Mutluluktan uçuyorum, yemin ediyorum ya. Mutluluktan uçuyorum, çok büyük. Yani Fortune 500'de ilk 50'de üst sıralarda yer alan bir kurumla anlaşmışız ve anlaşma deli anlaşma. 15 Temmuz oldu abi, darbe oldu, düşünebiliyor musun? 2018-2020'de biliyorsun dövizle imtihan edildik yani. Tabii canım, dolar ve euro kalmadı. İmtihan edildik. 2020'de de pandemi. Ya babacığım daha hani kaç tane kriz göreceğiz diyorum ama daha emin ol bak, ben 50 yaşındayım, en az bunun dörtte biri kadar daha görürüm bak, minimum diyorum. Yenisi geliyor zaten sürekli. Ha, dörtte biri. Şimdi bunun şey yapacağı bir de ekonomik krizler falan olacak. Haliyle dünya
öğrenmiyor, uslanmıyoruz, akıllanmıyoruz. Yani bugün bir webinar yaptım Buba Campus Akademi'de. Bu webinardaki konuğum Ali Gizer'di. Çok severim, çok yakın bir dostumdur. İngiltere'de yaşıyor şu anda. Dedi ki, dünyada dedi her şeyin yedeği var. Server'ın yedeği var. Bilmem neyin yedeği var. Onun var, bunun var. Hatta lamba elektrik giderse fenerimiz var falan. Ama dedi sağlık sistemimizin yedeği yok. Çok iyi. Abi acayip bir şey. Doğru. Müthiş bir farkındalık. Sağlık sistemimizin yedeği yok dedi. O yüzden dedi dünyanın 2/3'ü bu hastalığı yakalanana kadar bu kriz devam edecek. Burada dedi bütün devletlerin uğraşıp çabaladığı şey sağlık sistemini çökertmeden kontrollü bir yayılmayı gerçekleştirmek. Yoksa dedi mümkün değil ki. Durdurmayı mümkün konuşmuyoruz değil mi artık? Şu tabii, tabii tabii. Kontrollü yaymayı kontrollü konuşuyoruz aşı bulunana kadar. Dolayısıyla dünya yine bir krizin eşiğinde falan değil. Yine fırtınanın gözüne girmiş vaziyetteyiz. Burada önemli olan şey ne biliyor musun? Bunu kabul etmek. Kesinlikle. Ona göre aksiyon almak lazım. Aynen. Oradan çok biraz da girişimcilik tarafına kayalım abi. Olur. Şu an özellikle Türkiye değerlendirirsen, Türkiye girişimcilik ekosistemi şu an nasıl etkilenecek sence bu durumdan? Hani benim gözlemlediğim şu an startuplar hariç diğer paydaşlar, işte kurumsal şirketler, yatırımcılar, teknokentler, programlar, topluluklar bir yavaşlama hatta birçoğu durma noktasına geldi. Senin burada son bir aydaki gözlemin ve geleceğe yönelik yorumların neler? Evet doğru söylüyorsun. Herkes böyle bir frene bastı. Bir acı fren yaptı üstelik de. Hani tabii kimileri ayak freni yetmedi. Yandan el frenini çektiler falan. Tabii bu arada arabadaki emniyet kemerini takmamış olan arkadaşlar da ön camdan fırladı gitti. Yani bir de öyle bir durum ortaya çıktı. Doğru söylüyorsun. Türkiye bu konuda oldukça nasıl diyeyim, kırılgan bir, bizim ekonomimiz çok büyük ama çok kırılgan bir ekonomi. O yüzden herkes bunu daha önceki krizlerle eşleştirip eyvah bir ekonomik fırtına, ekonomik kriz daha gelecek korkusuyla işte parası olan parasını tutmaya başladı, gıdım gıdım harcamaya başladı, dur bir önümüzü görelim demeye başladı. Bu normal bir insan davranışı. Yani ortalıkta bir yangın varsa insanlığın %80'i o yangını söndürmek yerine biraz uzaklaşıp seyretmeyi tercih ediyor. Yani insanın doğasında var. Şimdi yaşanan da bu bence ekonomik kriz öncesi diyelim. Yani Türkiye'deki oyuncular, startupları hariç diğer oyuncular seyretti, seyretmeye başladı. Startuplar da dondu kaldı. Onların da abi şu an seyretme lüksleri yok. Bir şekilde hayatta kalmaları gerekiyor. Aynen. Ve burada bir aksiyon almaları lazım. Aksiyonun bir önceki şeyi planlama kısmı. Şu anda sence startupların yapması gereken şey ne? Genel hatlarıyla. Dostum şöyle. Şimdi bak ne kadar güzel bir soru sordun. Aksiyon planı dedin değil mi? Şimdi burada sapla samanı bir ayıralım. O kadar güzel bir soru ki bu. Yani cevap sorunun içinde geçer gizli aslında. Startupların aksiyon planı ne? Demek ki bu soruyla Enis ne diyor bize? Enis diyor ki arkadaşım aksiyona geçmeden önce bir plan yap otur. Aynen öyle. Anladın mı? Bombaya kafa atma. Ha, yani Enis soruyu sormuş aslında cevabı da veriyor da anlayana tabii. Şimdi benim de startuplara söylemek istediğim veya tavsiyem şu olacak. Devir şimdi aksiyon devri değil, plan devri. Plan devri. Tabii ki yaşamsal faaliyetleri döndürmek için bazı aksiyonları alacağız. Yani biz de yapıyoruz Enis. Yani kendi şirketlerimde de ben işte House of Human mesela şu anda hala eğitim veriyor. Online eğitim veriyor. Yani şekli değişti, tarzı değişti. Online'a döndük. Online devam ediyor. Ha işlerin büyük bir kısmı askıya alındı. Çünkü şirketler, bizden eğitim alan şirketler, koçluk, liderlik eğitimi alan şirketler şöyle bir durdu. Yani dura kaldılar böyle. Ama bir kısmı da özellikle global şirketler, ya bir dakika diyorlar yani her şeye rağmen hayatı devam ettirmeliyiz ki. Tedarikçiyi yaşatalım, şirketteki insanların kafayı biraz açalım, ufkunu açalım falan ve öyle çalışmalarımız var. Ama genel olarak baktığında insanlar daha çok plan yapma aşaması içerisinde. Şimdi startupların yapması gereken şey şu. Değişen bu durum karşısında yeni bir problem tanımı yapmalılar. Kendi kendi hizmetlerini veya ürünlerini değişecek dünyaya uygun olup olmadığını ve bu dünyada yaşayabilip yaşayamayacağını ölçüp biçip tartmalılar. Pivota hazır olmalılar.
Pivot'a razı olmalılar. Pivot'a kabul etmeliler. Efendime söyleyeyim, aksiyon planı için müşteri görüşmeleri yapmalılar. Müşterinin de hayatı şu anda krizde. Yani startup'ın hayatı krizde, bir de müşterinin hayatı krizde. Benim ilk yaptığım şey neydi biliyor musun? House of Human'la bu kriz patladıktan sonra. Hop hemen bir webinar düzenledim. 45-50 kişilik özel bir davetli listesi hazırladım. Müşterilerimden oluşan, insan kaynakları yöneticilerinden oluşan bir grubu webinara davet ettim. Ve onları dinledim Enis. Süper. Şu nasıl sorular sordun abi orada onlara? Nasıl bir sohbet oldu? Şöyle, bu ekonomik kriz hem mevcut durumu sordum onlara. Mevcut durum nedir? Mevcut durumunuz ne şu anda? Şirketinizde neler oluyor? Gelecekte neler planlanıyor? Bu 45 kişi olunca da hiçbir şey planlamıyoruz diyenlerin bile kafasına plan yapanlar bir şeyler soktu. Yani bir de karşılıklı böyle bir faydası oldu. Evet, sen sadece kendine değil aslında onların arasında da bir etkileşim. Aynen, aynen abi. Ben buna derviş kaşığı modeli diyorum Enis. Dervişlerin kaşığı bir metre olurmuş. Sofraya oturduklarında. Aynen, sofraya oturduklarında çorba geldiğinde her derviş kendi kaşığıyla karşısındakinin çorba tasını daldırıp kaşığını karşısındakini beslermiş. Ha, çok iyi. Ben bu tabiri kullanırım ben. Güzelmiş. Tabii tabii tabii. Hoşuma gitti. Tabii derviş kaşığı buluşmaları yapalım Enis sen. Yapalım abi. Ondan sonra şimdi konu malum. Ondan sonra mevcut durumu inceledik. Aha. Ve mevcut durum nelere sebebiyet verecek? Nelere sebebiyet verdi? Gelecekten ne bekliyorsunuz? Neyi umuyorsunuz? Neyi ummuyorsunuz? Görüşmeleriyle müşterinin sıkıntılarını ve ihtiyaç duyduğu vitaminimsi şeyleri, yani kendisine katkı sağlayacak şeylerin neler olduğunu yeni düzende öğrenmeye çalıştık. Çünkü herkes bilir, girişimler iki şey için vardır aslında. Girişimin ürünü ya vitamindir, ya ilaçtır, ya da ikisi birdendir. Yani ya müşterinin ağrısını gidereceksin, ya da müşteriye vitamin sağlayıp ekstra bir enerji, ekstra bir güç katacaksın. Şu an vitamin olanlar daha çok zorlanıyor değil mi? Tabii. Şu vitamin an almasa da olur çünkü. Aynen. Aynen. Vitaminler şimdi ikinci plana itilmiş vaziyette. Önce diyor bir iyileşim ya. Bana ilaç lazım falan. Tabii para çok önemli. Devletin bu anlamda işte kesenin ağzını açması çok önemli bir iş. Ama şöyle bir parantez açıp kapatmak istiyorum. Ben o kadar da kesenin ağzının açıldığını düşünenlerden değilim. Neticede geçenlerde avukatımla ve mali müşavirimle online bir toplantı yaptım. Evet dedim, hangi desteklerden yararlanıyoruz? Hiçbirinden dediler. Nasıl dedim ya? O kadar şey açıkladılar her yerde. Murat Bey, sizin NACA kodunuz ona girmiyor mu bu sefer? NACA kodu diye bir şey var. Ticaret odası kayıtlı olduğun kategori diyelim. O kategoriyi kapsam dışı bırakmışlar. Vergi şeyi dahil. Ne derler o? Vergi indirimi dahil. Yani böyle olunca tabii bir grubu ölüme mahkum ediyorsun. Evet. Ya biz de petrol kralı değiliz. Bizdeki nakit de para da neticede sınırlı. Hani herkesin olduğu gibi. Zannediyorlar ki herkes, yatırımcılar böyle durmadan fışkırtıyor falan. Öyle bir yok abi, yok. Öyle bir dünya yok ki ya. Yok, yani normalde yani. Hani parasının %10'unu genelde yatırıma kullanıyorlar. Aynen. Ama sonuçta o da az bir para değil yani. O adamın aynen hayatında önemli bir para. Yatırım yapan kişinin. Dolayısıyla müşterilerle aksiyon planını müşterilerle yapsınlar babacığım. Benim tavsiyem bu yani. Süper abi, ağzına sağlık. Hem örnek de verdin, çok yerinde oturdu. Ben burada senin vitamin ve ilaç metaforundan devam edeceğim sohbetimize. Tamam. Şimdi özellikle vitamin olanlar tarafından gidelim. Abi şimdi vitamini de B2B, B2C diye bölmüş olsak. Şimdi kurum tarafında daha ciddi sıkıntılar var. İşte kurumlar, biz artık işte mesela eğitmen olduğunu varsay, İşte Mayıs'a kadar, Haziran'a kadar seninle eğitim yapmayacağız diyor. Ürün olduğu tarafta işte artık sizin ürününüze çok ihtiyacımız yok şu an. İşte 3 ay sonra konuşuruz diyebiliyor. B2C tarafta zaten direkt subscription'ı iptal ediyorlar. Üyelikten çıkıyorlar. Yeni üye olmuyorlar vesaire. Yani şu an bu duruma gelen insanlar ellerindeki mevcut müşteriyi maksimum seviyede tutmak için mevcut müşterilerle nasıl bir şeyde olmalılar? Hani normal iletişim ayrı. Biraz daha böyle analitik olarak, hani indirim mesela iyi bir yöntem midir burada? Ücretsiz kullandırmak. Yani burada sen tam olarak ne düşünüyorsun? Ben şu anda her satıcının ya burada müşteriye de görev düşüyor ve satıcıya da görev düşüyor. Her satıcının kötü gün dostu olması gerektiğini düşünüyorum Enis. Dolayısıyla indirimse indirim.
İşte tahsilatta bilmem neyse gecikme. Yani öncelikle sürdürülebilir bir iş ilişkisini devam ettirecek manevra neyse sektörüne bağlı olarak bunu yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Evet, dediğim gibi ücretsiz kullanım hakkı olabilir, indirim olabilir. Bir de dikkat edersen bazı vitaminler gerçekten vitamin olarak satılırlar. Yani bunu yaparlar. Bazı vitaminler ise sanki onu almazsan bir ilacını almıyormuş etkisi yaratırlar. Yani öyle vitaminler vardı. Şimdi marka bilmiyorum, rekabet yasası gereği başımız belaya girmesin. Öyle marka falan vermeyeyim ama bazıları böyle hani ilaç niyetine alınan vitaminler var. Hı hı. Sen ürünü öyle algılanmasını sağlarsan satışı biraz da devam ettirebilirsin. Ne demek istiyorum? Eğitimden örnek vereyim. İşte iletişim eğitimi falan veriyorsan, iletişim eğitimi bir vitamin. Hı hı. Aslında bence bir ilaç da. Şu insanlar vitamin olarak görüyor. Ama VUCA şartlarında liderlik eğitimi verdiğinde bir dakika VUCA. Şu an buna ihtiyacım nedir? Var. Evet, VUCA nedir? Belirsiz, kaygan zemin, ondan sonra kesin durumlar yok, muğlak durumlar var, anlaşılamıyor ne olacağını, ne biteceği falan. Ve bu şartlarda sen liderine yetkinlik kazandırıyorsun. O zaman bu ilaç. Anlatabiliyor muyum? Biraz hemen marka önündeyiz. Konumlandırması ön plana tabii, çıkıyor. Tabii, marka, algı konumlandırma. Hakikaten içeriği de güncelleme. Güncellemek çok önemli. Yani 10 yıl önce iletişim slide ile çıkarsan adama domates atarlar. Kesinlikle. Aynen öyle. Tamam abi, güzel. Biraz şeye girelim. Demin cümlenin içinde de kullanmıştın nakit akış tarafı. Aslında şu an startupların en çok zorlanacağı şeylerden bir tanesi bu. Çünkü yani aktif olarak maaş ödemeye devam ediyor birçoğu. Kira ödemeye devam ediyor. Burada nakit akışında neler yapılabilir? Hangi aksiyonlar alabilir? Mesela şu an 2 aylık nakit akışı kaldıysa bunu 6 aya çıkarmak için nasıl aksiyonlar alabilir startup? Evet. Ya şimdi açık söylemek gerekirse şu an ya para akış hızı, ya yani para ortalıkta konuşuluyor ama işte devlet açıklamalar yapıyor. İşte Kalkınma Ajansı, İstanbul Kalkınma Ajansı 51 milyonluk falan bir şey başlatıyor, uygulama başlatıyor falan ama bakarsan bunların vadesi uzun, yani hani böyle birkaç ayda herkese uzanamayabilir bu işler. Hı hı. Ve dünyada da şöyle bir ortalama var Enis. Küçük işletmelerin şu an şu krizde 36 günlük falan şeyleri var, ortalama. Hı hı. Nakitleri var. Yani 36 gün sonra nakitleri bitecek. Ya bu kriz aslında hakikaten özellikle küçük işletmelere baktığımızda yıkıcı olacak. Bir kere şunu kabul etmemiz lazım. Startuplardan büyük bir kısmı bu dalgada maalesef şey olacaklar. Hani vazgeçecekler. Ya da donacaklar. Yani donduracaklar. Dondurmayı da kabullenmeleri gerekecek belki. Bunları bir yıkım olarak, bir kayıp ve bir yeni yollar düşünmemeleri lazım. Kuzey kutup noktasına yakın kırsallarda yaşayan bir kurbağa var henüz. Orman kurbağası. İsteyen YouTube'dan, National Geographic'ten falan şey videosunu seyredebilir. Bu kurbağa kış geldiğinde donuyor. Ya bildiğin donuyor. Yani bildiğin taş oluyor. Üstü kristal, buz. Buz oluyor böyle. Hı hı. Ama yaşıyor. Bahar geldiğinde, buzlar eridiğinde tekrar yaşamaya başlıyor. İşte bu dönem belki bazı startuplar için donma dönemi. Anlatabiliyor muyum? Deep freeze'e koyacak kendini, yani ürününü. Ondan sonra gidecek bir iş yapabilirse, iş bulmaya çalışacak. Ailesinin, annesinin, babasının yanına gitmek durumundaysa gidecek. Evli barklıysa tabii bu işler daha zor, o biliyorum ama neticede bizim kültürümüz Allah'a şükür yardımlaşma, evet, imecenin olduğu bir kültür. Bak benim oğlum bugün üst komşuya gitmiş, yaşlı bir komşumuz var. Zorunlu alışverişler için dışarı çıkıyoruz biz. Yani normalde ev yasağına kesinlikle uyuyoruz ama hani karnımızı doyurmak için dışarıdan alışveriş yapmak zorundayız. İşte oğlum bütün her türlü şey koruma olabildiğince korunmalı bir şekilde bu işleri yapıyor falan. Büyük de zaten onu. Gitmiş. Kadıncağızın ilacı bitmiş henüz ya. İlacı. Bugün ilacı bitmiş kadıncağızın. Ondan sonra bugün son günüymüş yani ilacının. Eczaneden almış bizim oğlan. Ona teslim etmiş. Böyle bir şeyiz yani. Kültürdeyiz biz.
O yüzden bu durumda yardım istemekten, destek istemekten şey yapmasınlar, efendime söyleyeyim, çekinmesinler diye düşünüyorum. Bugünler bitecek yani. Ümitle, şimdi bu abi yardım ve destek konusundan yine ucundan tutup şeye doğru geçiyorum. Şimdi mevcutta bu startup bir yerden yatırım almış olabilir ya da hali hazırda işte son 3 aydır bir yatırımcıyla görüşüp hala kapama noktasındadır ama yarım kalmıştır. Burada hani Buba Kampüsü, daha doğrusu Buba Ventures'ı da dahil edelim artık konuya. Burada mesela yatırımcı startup ilişkisi ne durumda şu an? Mesela kendi portföyünden düşünerek de söyleyebilirsin. Yatırımcı kimliğiyle daha genel de konuşabilirsin. Evet. Yani startuplar bu tarz durumlarda belki değerlemesini biraz düşürerek ekstra bir yatırım olabilir. Belki borç gibi bir şey olabilir. Yani burada yatırımcının rolü ne olacak sence? Dostum, ben krizin başladığı haftadan beri, günden beri bu konuya ekstra önem verenlerden birisiyim. Yani belki binlercesi veriyordur, ben de onlardan bir tanesiyim. Yani azınlıkta olduğum için söylemedim bunu. Enis, ben düzenli olarak bütün startuplarımla her hafta en az bir kere görüşme yapıyorum. Bazen daha sık yapıyorum. Şu an hepimizin öncelikle ihtiyacı olan şey duygusal bağışıklık sistemimizi güçlendirmek. Kesinlikle. Dolayısıyla bunun için bir arada kalmak zorundayız. Ben onların yatırımcısı olarak, onların mentoru olarak daha bugün işte sabah başladım çocuklarla, hepsiyle. Tek tek. Bir zoom'u kapatıyorum, öbür zoom'u açıyorum. Ne haber, nasılsınız, ne yapıyorsunuz, nereye ihtiyacınız var falan. Bu arada çok enteresan şeyler oluyor. Hani öldürmeyen Allah öldürmez misal. Daha iki gün önce bir girişimimiz için yatırım görüşmesi yaptım Zoom'da. Vallahi billahi yani olan da oluyor. Tabii şöyle işte çağa ayak uyduran girişimler talep ediliyor tabii. Vay, böyle bir çözüm mü varmış ya falan. Şimdi bir tarafta da fırsatlar var yani, evet, şu an. Akıllı yatırımcıların bir kısmı etrafta şey arıyor. Hani senin dediğin gibi değerlemesi birazcık düşmüş. Biraz işte şu an hayatı idamede zorluk yaşayan ama çakallıktan bahsetmiyordum, hani bu mezarcılıktan bahsetmiyorum, lütfen kimse yanlış anlamasın. Ama hani bir parça daha kazanabilecek durumdaysa, daha hızlı kazanabilecek durumdaysa, özellikle fatura kesmeye başlamış veya ürünü hazır girişimleri yatırım yapmak üzere bir grup şey yapıyor. Hani ilk bölümde dedim ya, aileden, eşten, dosttan yardım alın falan. Fakat öbür tarafta da şu an bence startupların yapması gereken şey seslerini duyurmak. Pazarcı gibi bağırmak. Yani yatırımcı var çünkü. Para var Enis. Hani bir grup yatırımcı da hala para var. O yüzden bu paraya ulaşabilirler. Devlet desteklerini mutlaka takip etmeliler. Banka desteklerini mutlaka takip etmeliler falan. Böyle yapılabilir. Ben ne yapıyorum dersen, şu an benim girişimler henüz ölüm seviyesine gelmedi. Her gün onlarla her hafta onlarla düzenli olarak buluşuyorum. Hatta haftada iki günde bir buluştuğum zaman da oluyor. Onların nabzını yokluyorum. Eğer Allah göstermesin parasızlıktan dükkan kapanacaksa oturacağız, beraber karar vereceğiz. Evet, bu dükkanın şu anda kapanması lazım. Orman kurbağası modeline geçelim. Veya, anlattım konu. Evet, veya yok kardeşim, ben sana destek olacağım, merak etme. Reklamını basacağım. Ondan sonra server paranı ben ödeyeceğim. İşte maaşını ben ödeyeceğim falan, oralara geleceğiz. Şimdi ne yapıyorsun dersen, ben bizim startuplara Fox TV'de, ATV'de, Ciner grubunun televizyonlarında, efendime söyleyeyim başka ne vardı? TV8'de falan reklam basıyorum. Reklam çıkıyoruz. Mesela bir iki tanesi hazırladı reklam altyapısını. Onlar için de destek oluyorum ben. Yani onlara da sponsor oluyorum. Reklam görsellerinin hazırlanması için de sponsorluk yapıyorum. Şu an para vermekten ziyade başkalarına para vererek işlerini yürütmelerine destek olmaya çalışıyorum. Hikayem bu. Abi mesela ben işte bunun sabah bir videosunu izlemiştim. Bu Enis Hulli anlatıyordu. O mesela dedi, hani bugüne kadar 40 tane yatırım yaptık dedi. Ama şu survival, an... Survival Pet mi? Aynen. Orada anlattı. Evet. Çok güzel işler yapıyorlar. Onları da tavsiye ederim. Bana da davet geldi de daha cevap veremedim. Gerçekten çok yoğun geçiriyorum. Biz bayağı şey yaptık ya. Hatta bugün podcast çekecektik. Son anda yarına ertelendi. Yakında onlarla da çekeceğiz. Evet. Ben Entrecom olarak de bayağı partner olduk zaten. Destek oluyoruz. Hem içerik tarafında hem sosyal medya tarafında. Bayağı güzel bir oluşum o da. Yani içinde olunması gereken bir oluşum. Gerçekten öyle, tebrik ediyorum seni.
Bana da Orhan mesaj atmıştı. Ondan sonra daha çocuğa geri dönemedim. Şu an utandım mesela. buradan selam söyle. Ben de seyrediyorum onları. Eyvallah. Selam söyle. Orada şey dedi abi işte. İşte ben de dedi işte portföyde 40 tane şey var. Startup var. Bu noktada hani bizim hem zamanımız hem de hani gücümüz belli bir seviyede olduğu için mesela içlerinden 12 tanesini önceliklendirip 12 tanesini daha fazla ilgilenme kararı aldık dedi mesela açık yürekli. Evet. Yani çünkü yani onların evet onların hayatta kalma ihtimalini arttırmamız lazım dedi mesela. Hani sizde böyle bir düşünce var mı mesela? Yoksa herkese eşit mi? Herkese eşit değil. Maalesef herkese eşit değil. Yani sanıyorum bu önümüzdeki dönemde orman kurbağası modelini uygulayacağımız bir iki tane girişim olacak. Çünkü ama orada şey yani dediğin gibi karşılıklı oturup ona birlikte karar verecek. Aynen. Karşılıklı oturup karar vereceğiz. Çünkü Enis yani mevcut şartlarda ilerlemesi imkan ihtimal yok. Yani neden dersen işte girişimin ne tedarikçisi var şu anda ne satıcısı var. Anladın mı? O zaman onları biraz bir dondurmamız lazım. Aynen. Öbür tarafta güzel iş yapabilecek yani mevcut koşullarda ihtiyaç duyulacak girişimlerimiz var. Onlara tabii ki öncelik vermemiz lazım. Beraber oturup konuşacağız. Ya burada şey birçok startup da farklı startup'a geçici böyle proje bazlı vesaire de destek veriyor. Mesela belki yatırımcıların burada böyle bir misyonu olabilir. Evet. Yani özellikle bir tane ekipte diyelim ki 4-5 tane kaliteli yazılımcı var. Yani ki en çok orada ihtiyaç oluyor diye. Evet. Ve şu an dışarı çıksa anlık bir iş bulamayabilir. Çünkü normal kurumsal şirket tarafında da maddi sıkıntılar var. Belki onlar kendi portföyünüzün içinde bir belki yazılım desteği olarak proje bazlı dahil olabilirler diğer ekiplere. Aslansın be. Ağzımdan aldım bak. Gerçekten. bunun örneğini daha bugün yaşadım da ondan. Bizim girişimlerden bir tanesi çok kaliteli, çok klas, çok tecrübeli bir yazılımcıyla ortaklık görüşmesi yaptık bugün. Süper. Yani şu anda piyasada sadece kriz yok, fırsatlar da var. Tabii. Yani sen para vermeden de gelecek için bir yazılımcıyı veya bir işte görsel tasarımcıyı bilmem neyi falan birazcık hisse karşılığı, bir kısım hisse karşılığı içeri dahil edebilirsin ve bir bakmışsın işler böyle yürümeye başlamış. Devir, kümelenme devri, imece devri. Herkes bir şeylerin arayışı içerisinde. Daha bugün başımıza geldi yani. Onun için süper. Benim birkaç gündür planladığım bir şeydi bu. Yani böyle bir ihtiyaç olduğunu seziyorum. Belki yani orada bir proje olarak da bir adım atmayı planlıyorum. Yani senden duymak iyi oldu o yüzden. Evet. Bence lazım çünkü işte kimi işsiz kalmış, kimisi işsiz yakalanmış. Yani hani ya çalışmayacağım, bir 3-5 ay kafayı dinleyeceğim demiş. Pandemiye yakalandı adam veya kadın. Kesinlikle. Ondan sonra işte pandemiye yakalandı derken hasta oldu demiyorum yani. Bu krize denk geldi. Onlar da var etrafta. Dolayısıyla startuplar şimdi yeni güçler, yeni enerjiler bulabilecek durumdalar. Yani bunu da çok şey var Enis yani çok kümelenme sayesinde neler yaparız neler. Ben mesela ne yapıyorum biliyor musun? Bir startup'ın ürününü parayla satın alıp benim startup'a hizmet olarak veriyorum. Süper. Tabii. Ya yaşatabildiğimiz kadar yaşatacağız kardeşim. Yani insanı yaşat ki devlet yaşasın. Bugün çok büyük bugün değil de ya yani bu sıralar çok büyük bir marka işte reklam kampanyalarına durdurduğunu açıklamış. Tamam mı? Yani neden durduruyorsun ya? Yani reklam sektöründen kaç kişi ekmek yiyor biliyor musun sen? Yani sözüm o markaya tabii. Reklam kampanyası dediğin sadece bir tane görsel tasarımcının yaptığı bir şey değil. Bunun outdoor reklamları var. İşte baskıcısı var, matbaacısı var. Bugün reklam kampanyasından araba tamircisi bile ekmek yiyor Enis. Aynen öyle. Çünkü o reklam kampanyası için outdoor dolaşan araçlar arıza yaptığında gidip araba tamircisine gidiyor. Sen niye durduruyorsun arkadaşım? Bu kadar mı parasızsın? Değil. Parasız değil. Kendine göre bir strateji falan filan. Şimdi onun reklamını da burada yapmayacağım. Onun adını zikrederek. Ya ben de okudum ama unuttum seni. Kızgınım biraz çünkü. O yüzden onun reklamını yapmak istemiyorum. Eyvallah. Paran var. Yaşatacaksın o zaman insanları arkadaşım. Allah. Yani çok daha kötü durumda olan insanlar var. Evet. Abi burada şeyi sormak istiyorum. Şimdi hani mevcut portföyün yönetiminin kısmını konuştuk. Mesela Enis de aynı şeyi söyledi. Biz artık tamamen %100 mevcut portföye yöneldik. Dışarıdan yeni bakmıyoruz dedi. Mesela burada siz sadece böyle Zoom'dan tanışarak ya da Zoom'dan görüşme yaparak ilerleterek mesela yeni yatırım yapmayı düşünür müsünüz? Yoksa şu an hani sen de mi şey düşünüyorsun? Hani yok abi. Mevcuta yönelik.
Yok. Ben Enis'ten farklı düşünüyorum. Bu arada Enis'e katılmıyorum demiyorum. Yanlış anlama. Enis de aslında belki yatırım olarak, belki Enis'in söylediğine benzer bir şey söyleyeceğim şu anda, ama ben aramayı Zoom'dan yine jüri üyeliği yapmayı, yani şey jüri üyeliği diyorum pardon, jüri yapmayı, aynı Buba Kampüs'ün hani normal canlı olduğu zamanlardaki gibi faaliyetleri yürütmeyi istiyorum. Hedefim de var. Lakin zaten biz abi şey yaptığımız zaman Enis'im, hani mesela bir jüri yaptığımız zaman ona yatırım yapma ve onunla sözleşme yapma şeyimiz 2-3 ayı buluyor. Tabii. Dolayısıyla ben şimdi o görüşmeleri yapmak taraftarıyım. Zaten 2-3 aya zaten 2-3 ay düzelirse evet. Tam evet, böyle evet. Denk gelecek aslında. Denk gelecek tabii. Tabii. Ya o yüzden Enis'i tanırım bu arada. Selamlarımı iletiyorum kendisine. Görüşüne de katılmıyorum demiyorum kesinlikle. O da bir strateji çünkü. Bu sıralar uygulanması gereken stratejilerden. Şeyden de olabilir abi ya. Şimdi onların 40 tane var aktif yatırımı. Tabii çok olur. Belki yani. Sayı fazla olduğu için tamam. Hani yeni zaten aktif fon da yok bu arada. Kurmak üzerelerde az kalmıştı. Enis ne yapsın yani? 40 tane zaten var. Yani bir de çok kalabalık bir ekip de değiller. Anca eklenir zaten. Aynen. Abi ağzına sağlık. Bayağı bir şey konuştuk. Mevcut girişimciliği konuştuk. Mevcut yatırım tarafını konuştuk. Biraz daha böyle aksiyon planlarını konuştuk. Böyle bir şeyle kapanışı yapalım istersen. Sen girişimcilik ve yatırımcılık odağında hani normalleşme kısmını ne kadar bir süre öngörüyorsun? Tabii ki %100 tahmin edemezsin de hani bir birey olarak merak ediyorum tahminini. Bu normalleşmeye giderken bizlere ne görevler düşüyor? Ben iki çeyrek normalleşme öngörmüyorum. Yani 6 ay kadar normalleşme öngörmüyorum girişimcilik dünyasında. Ama ilk çeyrekten sonra, yani ilk çeyrek derken yani şu andan itibaren Haziran MIT bir projeksiyon yapmış. Geçenlerde bir arkadaşım, MIT danışmanlarından bir arkadaşım bahsediyordu. Bu pandemi en iyi ihtimalle Haziran sonu, kötü senaryoda Eylül sonunda bitecek projeksiyonu yapmış. Demek ki bu iş Temmuzları falan bulacak Deniz. Zaten bugün yaptığım webinarda da işte çok iyi bir iletişimci. Dünyanın 2/3'ü bu işi kapmadan, hastalanmadan bu iş bitmeyecek. Önemli olan bu sürecin sağlık sistemini çökertmeyecek şekilde zamana yayılması ve aşının bulunması falan filan dedi ya, o da 12 ay ile 18 ay arası. Diyeceğim şu, ne zaman başladı bizde? Mart'ta mı başladı? 3. ay. Ben yani Eylül falan. Mart'ın 15'i falan. 12-13. Tabii. Eylül'den falan önce hareketlenme olmayacağını düşünüyorum. Hani büyük konuşmayayım ama olmayacağını düşünüyorum girişimcilik dünyası açısından. Zaten yaz tatili bilmem ne de girdi. Bu arada ne yapacak girişimciler dersen, müşterilerini dinleyecekler, müşterilerini yoklayacaklar, müşterilerin aklına girecekler. Çünkü bu iş bir gün bitecek ve bir şekilde ticaret ve alışveriş devam edecek. Devam edecek. Varsa güzel, sağlık, güçlü ekipleri varsa başka bir ürün geliştirmeye yönelebilirler. Hızlı, çabuk çıkarıp ve ilaç niyetine satabilecekleri bir ürün geliştirmeye odaklanabilirler. Ürünlerini nasıl pivot ettireceklerini, nasıl doğan görünümlü şahin yapacaklarını falan. Bu iş biraz kaporta işi yani. Kaportayı da değiştirmek gerekebilir. Kesinlikle. Benim yaşımdakiler bilir de doğan görünümlü şahini falan. Onu bilmiyorum. Yeni nesil bilir mi? Abi onlar da Google'dan sorar. Dinleyicilerimiz senin metaforlarını daha çok etkilenmiş ve özellikle kullanmak istiyor olabilirler. Eyvallah kardeşim. Bayağı güzel dokunuşlar yaptın yine oralarda. Sağ olasın, sağ olasın. Abi o zaman teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Belki önümüzdeki günlerde böyle yeni bir konu başlığında, çünkü sende konu bitmez. Güzel güzel farklı bir konu konuşuruz. Mentörlük olabilir. Koçluk çok değerli bu ara. Evet, sadece koçluk odağında bir şey yapabiliriz. Evet. Yeni bir sohbet daha isterim ben de. Evet. Kesinlikle sen ne zaman istersen ben her zaman hazırım. Teşekkür ederim abi. Çok değer verdiğim bir insansın. Çok değerli işler yapıyorsun. Çünkü. Çok sağ ol abi. Sen de aynı şekilde. Ben son bir cümle söyleyeyim. Buyur abi, tabii ki. Dostlar, imkansız düşünüp mümkünden vazgeçmeyin. Bugün mümkün olana odaklanın. Şu an yapılacak en iyi şey ne? Onu bulmaya çalışın. Kurbanı oynamayın. Suçlayanı oynamayın. Yaratıcılığınızı kullanın ve bu durumdan nasıl kurtulacağınızı bulmaya çalışın. Seni öldürmeyen her şeyi güçlendirir demiş Nietzsche. Eyvallah abi. Ben bu sözlerin üstüne ekstradan bir şey söylemek istemiyorum. Kapanış senle yapmış oldum. Bizi dinlediğin için çok teşekkür ederiz. Murat abinin tecrübelerini ve bilgilerini
dinleme fırsatımız oldu. Umarım ve eminim ki size de çok faydası olmuştur diyorum ve bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.